Yaş, sen hazırlanmışsın. Doğru dürüst dinlenmedin. Artı, bütün günü bu şekilde yatarak geçirmek istemiyorum. Kendimi hastaymış gibi hissediyorum. Evet ama bana söyleyebilirdin. Banyo yapmana yardım. Abi, nasılsın? Ben iyiyim, bende bir şey yok ama siz neden bu kadar endişelisiniz ki? Aslında en çok endişelenen Artı yengem oldu. Fırtına da seni aramaya gitti. Ben ve Pankaç abi de aradık ama şehirde dolaşılacak durum yoktu. Araba kullanmak neredeyse imkansızdı. Yenge, sen araba kullanırken zorlanmadın mı? Hayır. O yağmurda zorlanmadın öyle mi? Oysa gece ben ve Pankaç abim Yaş abimi bulamadım. Doğrusu onu nerede ve nasıl bulduğunu hala anlamış değilim. Lütfen böyle şeyler söyleme. Hayır yenge, benim demek istediğim sadece... Lütfen dedim. Hayır. Yaş abi. Dün geceki olaydan sonra Artı'nın biraz değiştiğini düşünmüyor musun? Yani demek istediğim... Kimseyi dinlemeden evden çıkıp gitti. Bu da senin için endişelendiğini gösteriyor. Ve döndükten sonra evdeki işleri yapmaya devam etti. Bir dakika bile dinlenmedi. Evet Artı. Ayaklarının altında yaralar oluşmuştu. Hala neden ayaktasın? Hadi gel. Hayır, otur yenge. Biraz. Hayır, hadi hayır. Otur. Hayır, otur Artı. Yenge. Yenge, arabayla gitmiştin değil mi? Bu nasıl oldu? Bir dakika, bir dakika. Yoksa yanan kömürün üstünde mi yürüdün? Demek istediğim, insanlar genellikle dileklerinin gerçek olması için bunu yapar. Belki sen de bir şey dilemişsindir. Bu yüzden Yaş abimi buldun. Değil mi yenge? Hayır, hayır. Kesinlikle o nedenle değil. Yalan söyleme Artı. Ancak ateş üzerinde yürürsen ayakların böyle yaralanır. Ben gidip sana ilaç getireyim. Yakında iyileşir. Pratik. Sen tatlı bir şeyler hazırlayacaktın öyle değil mi? Hadi gel, ben de sana yardım edeyim. Olur yenge, gidelim. Artı, ayaklarını kaldır. Yaş, ayaklarını ben... kaldır dedim Artı. Artı, en az 2-3 saat yataktan kalkmayacaksın. Eğer ayağa kalkarsan ilacın etkisi azalır. Bu da yaraların iyileşmesini geciktirir. Artı, evde biri hapşırsa bile hemen doktor çağırmaya kalkıyorsun. Ama başına kötü bir şey geldi ve bunu kimseye söylemedin. Alo? Alo Bay Yaş. Nilam çok kötü durumda. Herkesi ölmek istediğini söylemiş. Kendini bir odaya kilitlemiş Bay Yaş. Peki bunu sana kim söyledi? Bay Tivari'nin yardımcısı söyledi. Sizinle onun telefonundan konuşuyorum. Nilam çok inatçıdır. Bir şeye karar verdiyse mutlaka yapar. Ona bir şey olursa
Ben de artık yaşayamam. Lütfen, onu hemen kurtarın. Sen hiç merak etme. Onunla hemen konuşacağım. Ne oldu? Arayan konu aldı. Dediğine göre Bayan Nilam kendini öldüreceğini söylüyormuş. Ne kadar inatçı olduğunu biliyorum. Kendine bir şey yapmadan önce hemen gitmeliyim. Bekle. Oraya varana kadar çok geç olabilir. Sen en iyisi onunla telefonda konuşmaya çalış. Bende Nilam'ın numarası var. Bir saniye. İşte. Neden beni rahatsız ediyorsun? Beni aramana ne gerek var? Şükürler olsun. Sesinizi duyduğuma sevindim. Çok korktum. Bayan Nilam, size verdiğim sözü unutmadım. Sizi mutlaka Kunal'la evlendireceğim. Bunu kesinlikle yapacağım. İster inanın ister inanmayın. Benim kardeşim gibisiniz. Ve üzülmenize asla tahammül edemem. Ve abin olduğu sürece seni başkasıyla evlendiremezler. Neden kendini öldürmeye çalışıyorsun? Ailemin nasıl olduğunu iyi biliyorsun. Her şeyi yapabilirler. Bırak artık beni öleyim. Artık bu hikayenin bitmesi gerek. Artık saçmalamaya başladın Nilam. Diyelim ki hayatına son verdin. O zaman Kunal ne yapar? Hayatı boyunca acı çekecek. Sadece yaşayan bir ölü olacak. Sevdiğin insanı kaybetmek nedir bilirim. Benim de başıma geldi. Çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Ölüm aşkımı benden aldı. Ve hala onu bir türlü unutamadım Nilam. Kimsesiz kalmanın acısını yaşıyorum. Bu çok zor. Bak, sana bir söz verdim. Seni Kunal'la evlendireceğim. Evlenmek zorundasınız. Kendini öldürmen bir işe yaramaz. Sana verdiğim o sözü mutlaka tutacağım. Nilam, eğer kendine bu kötülüğü yapmaya kalkarsan, Kunal bütün hayatı boyunca yalnız kalır. Beni anlıyorsun değil mi? Evet. Sana güvenerek kendi hayatımı bağışlıyorum. Artık sözünü tutmanı bekleyeceğim. Teşekkürler Nilam. Sen merak etme. Şimdi hemen oraya geliyorum. Arti, daha kötü bir şey olmadan hemen gitmeliyim. Yaş, ben de seninle geliyorum. Hayır Arti, benimle oraya gelmen doğru olmaz. Çünkü orası çok tehlikeli. Üstelik ayaklarında yara var. Hayır hayır, ayağımdaki yaralar çok iyi. Biraz önce merhem sürdün. Şu anda iyiyim. Endişelenecek bir şey yok. Hadi bir an önce oraya git. Bunu çocukların iyiliği için istiyorum. Eğer bana bir şey olursa çocuklara kim bakacak Arti? Lütfen. Böyle şeyler söyleme. Hem biz bu evliliği çocuklarımız için yaptık. Palak, Bayal, Anş. Biz onları birlikte büyüteceğiz. İkimiz birlikte. Bir daha böyle söyleme lütfen. Ayrıca Nilam'a yardım etmene engel olmuyorum. Ama tek başına gitmene izin veremem. Arti, bu basit bir mesele değil. Orası tehlikeli bir yer. Haklısın, tek kişi için tehlikeli. Ama birlikte gidersek o zaman bu tehlike ortadan kalkar Yaş. İtiraz etme hadi. Bizimkilere gidelim. Bunu anlatamayız. Yine çok üzülürler. Sen hiç merak etme, onları ben ikna ederim. Eğer azarlanırsam sesimi çıkarmam. Daha fazla gecikmeyelim. Hadi hemen gidelim. Çok inatçısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.